السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli Müslümanlar allah Teala'nın selamıyla selamlarım Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Rabbime önce hamd ederek başlamak istiyorum Geçen yıl yine bir Ramazan ayında yine bu mecrada bir bayram sohbetinde bizleri buluşturan Rabbim bu yılda buluşturdu. Hamd ediyorum ve şükrediyorum. Ve Rabbimden bir dahaki Ramazanlara da bizleri kavuşturmasını diliyorum. Kıymetli Müslümanlar, şairimiz, mütefekkirimiz Sezai Karakoç'un Oruç ve Diriliş adlı yazısını şu cümlelerle bitirir. Ben de bu cümlelerle konuşmamı açmak istiyorum. Ölüme doğru koştuğu bu son çağlarda İslam toplumu eğer tam ölmemişse ve hala yaşıyorsa bunu gelip gelip dirilten Ramazanlara borçludur. Ve İslam toplumu bir gün dirilecekse bu da yine bir Ramazan ayında başlayacaktır, Ramazanlarda başlayacaktır. Bayram hazırlığındayız, bayramı yaşayacağız, idrak edeceğiz. Hepimizin evlerine hapsolduğu bir zamanda, insanlığın, bütün insanlığın çok zor ve sıkıntılı bir döneminde Ramazan ayı yine geldi, tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Bir şifa gibiydi hepimize. Hepimizi diriltti, uyandırdı, Allah'a olan münacatımız arttırdı. Elhamdülillah. İyi ki geldi. Hepimize dost oldu. Yalnızlığımızı giderdik. Ramazan ayı sayesinde Rabbimize sırdaş olduk. Ve Ramazan gelmesiyle yeryüzü adeta bir mabede dönüştü. Evlerimiz mescide çevrildi. Ve evlerimizi kıblegah evler yapmamıza bu yılda vesile oldu. Rabbime hamd ediyorum. Ama böylesine mübarek bir zamanın sonuna geldik. Artık hepimizi bayram heyecanı sardı. Fakat ben kardeşiniz olarak bir bayramı geride bıraktık. Şimdi ikinci bayramı yaşayacağız gözüyle bakıyorum. Bu yıl Diğer yıllar olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı bir bayram havası yaşattı evlerimizde. Şimdi ikinci bayramı yaşayacağız. Tabii her gün acılara, hastalıklara, ölümlere şahit oluyoruz. Bir salgın hastalığın rakamsal boyutlarını her gün takip ediyoruz. Ölenleri, hastalıkla mücadele edenleri görüyoruz. Psikolojik travmalara, işte boşanma vakalarının artmasına şahit oluyoruz. Üzülüyoruz, dualar ediyoruz. Mescidi Aksa'mıza, Kudüs'ümüze el uzatanları kınıyoruz. Böyle bir zaman diliminin içerisinde, böyle bir kaosun içerisinde şunu belirteyim ki her yıl yaptığımız klişe bir bayram sohbeti beklemeyin benden. Önce bunun pazarlığını yapmak istiyorum size. Evet, içerisinde bulunduğumuz Ramazan'ın bir bayramı var. Ama gerçeklerle de yüzleşmek zorundayız. Bayrama kavuştuk diye bütün acıları hiç yaşanmıyormuş gibi zannetmek son derece yanlış. Bayrama kavuştuk diye ümmetin halini görmezden gelip şeker tadında bir bayram dileyerek burada nutuk atmak da yanlış. Facialara, başımıza gelen sıkıntılara bakıp ne bayramı canım, bu sene de bayram mı olur demek de yanlış. Şimdi bu üç zıt kutbun ortasını bulacağız inşallah. Niye? Çünkü İslam hayat dinidir. Hastalığımıza rağmen yaşama mücadelesi nasıl veriyoruz? Fakirliğe rağmen kazanma mücadelesi nasıl veriyoruz? Yalnızlığımıza rağmen dost kazanma mücadelesi nasıl veriyoruz? Acılara, zulümlere, baskılara rağmen de Allah'ın ikram ettiği bayramı bayramı yaşamak zorundayız. Bayramı bayram bileceğiz. Bunu kimden öğreniyoruz? Peki bunu onlarca savaşa rağmen ashabına hiçbir bayramı Buluk yaşatmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aksi takdirde zaferi olanlar bayram yapsın, günah işlememişler, hiç hataya bulaşmamışlar bayram etsin. Hacılar, hocalar bayram etsin dersek bu din din bayramı olmaz o zaman. Bu kutlama olur. Bu bayram kutlama değildir. Bu bayram Allah'ın mağfiretine cennet müjdesine sevinmektir kıymetli Müslümanlar. Bu yüzden böyle bir girişten sonra şu sonuca varmak istiyorum. Bütün değerlerimizi ve kendimizi yeniden düşünmek ve yeniden değerlendirmek zorundayız. Bu bağlamda baktığımız zaman da Ramazan ve bayram bize kaybettiklerimizi, unuttuklarımızı hatırlama babında yeniden bir imkan sunuyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'a kitabınıza niye huzur adını verdiniz diye bir soru soruluyor. Verdiği cevap çok muazzam. Çünkü diyor, huzursuz bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü insan kendisiyle barışık değil. Değerler karşısında ve insan karşısında yeniden düşünmeye mecburuz diyor. Çünkü her şeyden şüphe etmeye başladık. Ve nihayet, buranın altının çizilmesi lazım, arkamızda da eskisi kadar kuvvetle Allah'ı hissetmiyoruz diyor. Hülasa huzursuzuz onun için diyor. Değerli kardeşlerim, şimdi bu, bu cümlenin altını dolduracağım. Birazdan anlayacaksınız inşallah ama böyle bir girişten sonra Şuraya değinmek istiyorum. İslam dini psikolojik, sosyolojik ve tarihi cepheleriyle olsun. İslam dini bir diriliş hareketidir. İnsanın insan ruhunun diriliş hareketidir. Müslümanlar olarak her birimiz bir geçmiş zamanı düşünmeliyiz. İslam Müslümanlarının son 100 yılında geçmişinde neler oldu, neler bitti, işte kazançları neydi, nereden nereye geldiler ve biz şu anda neyi yaşıyoruz? Ve şu anda İslam aleminin gelecek için umudu nedir? Bu konuda ben hepimizin tefekküre muhtaç olduğunu düşünüyorum. Tabii bunları düşünürken Umudumuzu kaybetmek yok. Eğer umudumuzu kaybedersek en büyük felaket bu olur bizim için. Bulunduğumuz durumdan daha kötüsü umudumuzu kaybetmektir. Şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun umudumuzu kaybedemeyiz. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman Allah'tan umut kesmeyen insandır. Allah her şeye kadirdir. En kötü şartlar içinde de olsa hiçbir umut kalmamış olsa da Allah Allah'tır, İslam İslam'dır. Bu sebeple bu zamanlar büyük bir umuttur bizim için. Umutsuzluğun yaygınlaştığı bu dünyada bayram büyük bir umuttur kardeştir farklı coğrafyalar, farklı dillerde, en farklı ırklardan, en farklı yaşlardan, farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu bayramda aynı sevinç etrafında toplanması, merhamete susamış insanlığın merhameti yeniden kuşanması için bu bayram büyük bir umuttur. Ve bugün, bugün Müslümanlar olarak idrak ettiğimiz bu bayram tüm insanlık adına bir ümit ateşidir. İnanın buna. İnsanlık bizden çok şey bekliyor. İnsanlık biz Müslümanlardan çok şey bekliyor kıymetli Müslümanlar. Eğer biz kafalarımızı bilginin ışığında, kalplerimizi Allah'ın nuruyla, imanıyla donatırsak, ve bunu da yayarsak işte o zaman yeryüzünde ne zulüm kalabilir, ne sömürü kalabilir, ne Kudüs'e el uzatılabilir, ne de ümmetin tüm coğrafyalarında gözyaşı kalabilir. Ama kalplerimizde imanın nuru yok. Yayılmıyor. Üzerinde bir tortu var, bir pas var. Kafalarda bilginin ışığı yok. Gönüller Allah'ın dinine yakın aynı zamanda uzak. Böyle ilginç bir zamandan geçiyoruz. Ama ne buyuruyor biliyor musunuz Rabbimiz? Biliyorsunuz. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusih. Sen kendini değiştirirsen ben de seni değiştiririm. Sen irade edersen ben muradedir. Sen istersen ben veririm. Toplum olarak, ümmet olarak, Allah'ın dinine sarıldığımız gün, güçlü ümmet olmayı hak ettiğimiz gün söz veriyor Allah bize. Böyle bir Allah'a iman etmeyen mümin değildir zaten. Olamaz. Niye olamaz? Allah ver, verdiği sözü tutmuyor diyebilir mi bir Müslüman? Ne biçim iman olur? Nasıl bir imandır o zaman? Hayır. Allah söz verdiyse o sözü tutar. Allah'ın kullarıyla şakası olmaz. İnsanlar ve insanlık ciddi anlamda zor durumda. Dünyanın neresine bakarsanız bakın ya bir maddi imkansızlık görürsünüz ya da manevi bir bunalım ya da bir zulüm. Bütün bunlar ister istemez hepimizi mutsuz ve umutsuz yapıyor. Dünya çapında mutlulukla ilgili yapılan araştırmalar insanların mutluluk seviyesinin her geçen gün azaldığını söylüyor bizlere. Her geçen gün daha fazla insan mutsuz oluyor. Her geçen gün daha fazla insan psikiyatristlere başlıyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor. Ve her geçen gün daha çok insan bu sorunlarla baş edemeyip sorunlar yumağının altında kalıyor. Bundan 100 yıl önce insanlık bugün sahip olduğu ve hayatın vazgeçilmezi görülen, düşünülen birçok şeye sahip değildi. Üstelik savaşlar, hastalıklar, kıtlıklar, ayrılıklar vesaire çok zayıda zorluk bir arada yaşanıyordu. Ancak problemler de bu kadar çok sayıda ve yaygında değil. Peki ne olacak? İnsanlığın bu durumdan kurtulmasını hepimiz çok istiyoruz. Zulmü durdurabilmeyi çok istiyoruz değil mi? Kutsallarımızı kirletenleri kınamak yerine onları orada derdest etmeyi çok istiyoruz. O zaman, o zaman psikolojik dayanıklılığın yükselmesi, mutluluk seviyelerinin artması. Mazlumun gözyaşlarının dinmesi için emek verecek, zahmet çekecek, fedakarlık yapacak, hizmet edecek ve yaptıklarıyla da insanlara ilham olacak, ümit verecek müslümanlara ihtiyacımız var. Bu müslümanlar yaptıklarını kahraman olmak için mi yapacaklar? Hayır. Yapmaları gerektiği için yapacaklar. Böyle yaparlarsa dinlerine hizmet ettikleri, Allah'ı razı ettikleri için yapacaklar. Mutlu oldukları için yapacaklar. Her gün küçük işler yapacaklar ama o küçük görünen işler devamlılıklarıyla büyüyecek, yeryüzünü kuşatacak. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'de Yusuf suresinde Yakup peygamberin dilinden Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez buyurulur. Yani ümitsizlik kafirliktir. Bizler ümitlenmek için sayısız sebebi ve gerekçesi olan insanlarız. Fıtratımızda bu var çünkü. Hal böyleyken ne haber bültenleri, ne hayatın gerçekleri diye yutturulan acı tecrübeler, ne de popüler kültürün herhangi bir dalaveresi bizi ümitsiz diye sevk edemez. Etmemelidir. Ediyorsa eğer dikkat etmeliyiz. Uyanık olmalıyız ve ümidimizi korumaya almalıyız. Çünkü ümidimiz en önemli varlığımızdır. Ümidimiz en değerli tecrübemizdir. Onu koruyacağız. Niye? Çünkü ümidini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Kendine dair her şeye yabancılaşır insan. Duygular körelir, hareketler azalır, Yaşama amacı kaybolur. Hayat otomatiğe bağlanır bir robot gibi yaşanır. Bir makine gibi akşam uyur, sabah kalkar. Yaşamak için yapar, yapmak zorunda olduğu işleri, konuşmaları yapar, yer, uyur, yatar. Ümitsizlik şeytanın bir oyunudur çünkü. Nasıl olacak? Beynel haf Ümit ile korku arasında bir nokta bulacak Müslüman. Allah da kulundan ümit kesmiyor. Kesmez. Ne var fırsat üstüne fırsat verir. İmkan üstüne imkan verir, işaret üstüne işaret verir. Yetmedi son nefesine kadar da zaman verir ve Allah ümitsizleri sevmez kıymetli Müslümanlar. Şimdi buradan bir başka noktaya çekmek istiyorum sohbetimize. Modern insan vicdanından, vicdanının sesinden kaçar. Vicdan da öyle bir varlıktır ki akşamları harekete geçer. Gün bitti, sen ne yaptın? der. Ramazan ayı bitti, ne yaptın? diye sorar. Modern insanda bu soruları bastırmak ve unutmak için çeşitli vesileler arar kendisine. Ve bunu türlü türlü yollarla çok iyi başarır. Unutmayı çok iyi başarır. Yani vicdanından gelen sesleri modern insan örtmesini çok iyi bilir. Her akşam kalbinde hasıl olan sorgulamayı bugün Allah için, kendin için, insanlık için, ümmetin için ne yaptın sorularını insan kendine sormaktan imtina eder. Bunu da unutmak için gündemine aldığı araçlarla vicdanının sesinden kaçar, bulduğu vesilelere lere, vesilelere sığınır. Ve bu vesilelerle sığındığı bu vesilelerle hayatın anlamını, anlam arayışını unutur. Sonunda nereye gider biliyor musunuz? Sonunda vardığı yer dünyayı cennet zannetme dipsiz bir kuyuda olduğunu fark edemez. Debelenip durur. Eğer insan Allah'a dönmeyi, ona sığınmayı, onunla baş başa kalmayı hatırlasa, özüne dönecek, aradığını bulacak, ne için yaşadığının farkına varacak. Ama insan Allah'ın sözlerini duymuyor. Kalbine kalbinde Allah'ın sözlerine yer açmıyor. Konuşmamın başında söyledim ya girişte. Eskisi kadar Allah'ı arkamızda hissetmiyoruz. Biz yabancı psikiyatristin sözü var. Öyle bir zaman gelecek gidiyor. diyor, insanlar çok ciddi kıtlık içerisine gelecekler. Ama bu kıtlık ne yeme içme kıtlığı olacak, ne başka bir kıtlık olacak. Diyor. Bu kıtlık Tanrı'nın sözlerini işitememe kıtlığı olacak diyor. İnsan olarak bizler aslımızdan özümüzden bir habersek uzak düşmüşsek kendi kendimizi artık yabancılaşıyoruz demektir. Allah hepimizin içine ontolojik bir yükselme potansiyeli koymuş. İçgüdüsel olarak daima içimizde aynı katta kalmak, aynı seviyede kalmak bir süre sonra bizi sıkmaya başlıyor. İçimiz daralıyor. Bu durumda ortaya çıkacak duygu ve kaygının, duygu ve kaygının dışa yansıması, dıştaki tezahürü öfke olur. kaynağı, öze, birliğe, Allah'a ve tevhide doğru yükselememenin öfkesi. Şimdi ekranda sunumda gördüğünüz bir hiyerarşi var. Bir piramit var. Piramidin alt katmanlarına dikkat ediniz. Fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, ait olma, değer ve en üst katmanda kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme ne demek? Birazdan daha iyi anlayacaksınız ama hayatın zorluklarına rağmen daha anlamlı ve daha mutlu bir yaşantı sürmek kendini gerçekleştirmekle oluyor. Hayatın acılarına rağmen neşe duyabilen insan kendini gerçekleştiren insan. Bu insanın yaşamında acının, acıların, sıkıntıların, dertlerin, musibetlerin kişinin kendi varlığının yükselmesi, Ontolojik olarak bir sıçraması kendini gerçekleştiren insan için bir fırsat olarak gözüküyor. Kendini gerçekleştirme başka bir deyişle kamil insan. Piramidin alt katmanlarındaki arayışları tatmin eden insan sonunda kendisine bir güdü ötesi, ötesi güdü çıkartıyor. Kişisel sınırlarının dışına çıkarak kendisini daha yüce bir amaç ve ideal adamaya başlıyor. Eğer piramidin alt katmanlarındaki arayışlar boyuma ulaştırılmadığında ortaya gerilim çıkıyor. Ve bu gerilim benzeri sıkıntı görülüyor ve insanı sıkıntılar basıyor. Başka bir ifadeyle yani bunu şöyle açıklayayım. İnsan ulvi yönlerini yaşamadığı zaman, ideallerini gerçekleştiremediği zaman, nedenini anlayamadığı bir bunalıma giriyor. Bir bunalım. Bugün psikiyatristlere gidilmesinin en büyük sebebi boşunalık duygusudur. İnsanlar niçin yaşadıklarını bilmiyorlar. İnsan anlam üzerine düşünmek zorunda. Hayatın anlamını. <laughs> bulmaya kendini sevk etmek. Sizizi kısa miyiz? Allah Allah. Yohan mi? Güzel hocam? Ne? Nasıl cıga oğlum? Manzurmuş. Hadi gel gel. bir yer yok? Hocam sesinizi kısar mısınız? rica etsek. <laughs> İnsanın anlam arayışından bahsediyoruz. Konuyu birazdan toparlıyorum ve duamıza geçeceğiz. Ama buralar önemli. İnsanın anlam arayışı yeryüzünde insanın ilk insandan bu zamana kadar yeryüzünde var olan bir duygu. Ve bu konuda çalışmış Victor Emily Frankl denen bir adam var. İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarına sıkılmış, çeşitli eziyetlere maruz kalmış bir adam. O toplama kamplarında şöyle bir şey gözleniyor. Bazı insanlar çok çabuk pes ediyorlar ve erkenden ölüyorlar. Bazı insanlarsa direniyorlar, kamptan sağ çıkmayı başarıyorlar. O acılara, o sıkıntılara rağmen kim sağ çıkıyor diye bir bilim insanı kafasıyla bakıyor, insanları incelemeye başlıyor. Kamptan sağ çıkanların Ümit ve anlam duygusuna sahip olanlar olduğunu fark ediyor değerli kardeşlerim. Bu Ramazan, bu bayram yeni başlangıçlara vesile olacaktır Allah'ın izniyle. Hayatın anlamını bir Müslüman kafasıyla bulmaya, gayeye, amaca ulaşmaya, ulaşmamıza sebep olacaktır diye umuyor. Tabi gaye ile anlamı da birbirine karıştırmamamız gerekir. İnsanın bir gayesi olabilir. Mesela insan mevki ister. Makam ister. Zengin olmak ister. Bunlar maddi gayeler. Ben bunları ka e kastetmiyorum. Anlamı kapsamaz bunlar. Anlam manevi bir şey. Sadece bu dünyada yapıp ettiklerimizle kazandıklarımızla ölçülemeyecek bir şey değerli kardeşler. Hepimiz ölümlü varlıklarız. Dolayısıyla hayatımızdaki bu anlam çağrısına cevap vermek zorundayız. Bir gün geriye dönüp baktığımızda ben 21. yüzyılda yaşayan Ahmet Mehmet Hasan olarak hayatımı şu 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 amaçlar, şu değerler için yaşadım. Geriye de şöyle bir şey bıraktım diyebilmeliyiz hepimiz. Rabbimiz bizden bunu istiyor. Eğer yaşadıklarımızdan anlam çıkarabilirsek, başımıza gelen musibetlerden anlam çıkarabilirsek, bunun üzerine tefekkür edersek, bunları aşabileceğimize dair ümit taşıyabilirsek, tüm ölüm olumsuz şartlara rağmen biz kolay kolay, kolay ölmeyiz kıymetli Müslümanlar. Ama insanın temel açılığı ne biliyor musunuz? Muhtaç olduğu şey. Anlam açılığı. Anlam açılığı. bir Amerikan üniversitesinde intihar girişiminde bulunan 60 öğrenci üzerine anket yapılıyor. Bu öğrencilerden yüzde 85'i intihar girişimine gerekçe olarak yaşamın anlamsız olduğunu, anlamsız gözüktüğünü söylüyor. Ama daha da önemlisi şu, yaşamı anlamsız gören bu öğrencilerin 93'ünün aktif bir yaşamı var akademik performansları çok yüksek mesela. Zenginler, aileleriyle ilişkileri iyi. Burada söz konusu ne biliyor musunuz? Burada duyulmayan bir anlam çığlığı var. Bugün daha çok insan yaşamak için gerekli araçlara sahip mi? Sahip. Ama yaşamak için bir anlamı yok. Ne yazık ki teknoloji bizi yaşama yaşamımızı sürdürme becerilerinden yoksun bıraktı. Öte yandan bakıyorsunuz. Zor, hatta ürkütücü koşullar altında mutlu olan insanlar görürsünüz. Mesela bir hapishanede mahkumun yazdığı mektupta "Kendimi hizmet etmek ve gelişmek için daha güzel fırsatlar görüyorum." diyor. "Ve burada daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum." diyor. Mahkum hapishanede. Her zamankinden daha fazla mutlu. Dikkat edin. Hem de hapishanede. Mesnevi'nin altıncı cildinde geçen bir hikaye vardır. Bir zamanlar Bağdat'ta yaşayan bir adam var. Bu adam günün birinde büyük bir mirasa konmuş. Hiçbir çaba harcamadan öyle bir mal mülk sahibi olmuş ki ne malının ne de mülkünün kıymetini bilememiş. Tabii kendi elemeğiyle kazanmadığı için de har vurup harman savurmuş. Bakmış ki eldeki avuçtakiler bitti. Artık sıkıntılı bir hayatım var. Ellerini açmış. Allah'ım bana para verdin, mal verdin, mülk verdin. Bense kıymetini bilemedim. Hepsini tüketti. Sana yalvarırım bana bir geçim yolu göster. Yoksa bu canı al ve beni bu hayattan kurtar diye varmaya başlamış. Tam o gece rüyasında bir rüya görmüş. Rüyasında aksakallı bir dede Allah senin duanı kabul etti oğlum demiş. Bağdat'tan kalk Mısır'a git orada bir define bulacaksın demiş. Adam uyanmış heyecanla sevinçle yollara düşmüş. Uzun ve yorucu bir yolculuğun yolculuktan sonra nihayet Mısır'a varmış fakat o kadar aç ve susuz ki sersefil bir şekilde gecenin olmasını beklemiş. Gecenin karanlığı bastırınca elinde avucunda hiçbir şey olmadığı için dilenmeye başlamış. Bu sıralarda hırsızlık da çok yaygın olduğu için Mısır halifesi gece karanlığında kimi sokakta görürseniz onu cezalandırın. Acımayın ona demiş. Bundan haberi olmayan bizim Bağdatlı gece yarısı bir bekçiye yakalanmış. Adam bek, bekçiye yakalanınca dayağı yemiş. Fakat bir yandan dayak yiyor, bir yandan da neden beni dövüyorsun diye de bekçiye soruyor. Bekçi de bakıyor ki bu hem kıyafetinden hem de konuşmasından buraların insanı değil. Sen kimsin anlat bakalım nereden gelirsin, nerelere gelirsin diye soruyor bizim Bağdatlı adama ben buraların yabancısıyım diyor. Bağdat'tan geldim. Buralarda bir adres soracağım. Açım, susuzum. O yüzden bir ekmek parası için dileniyorum diyor. Bekçi diyor ki sen deli misin ta oralardan buraya aç ve susuz bir insan neden gelir ki diye soruyor. Bağdatlı anlatıyor yaşadıklarını. Gördüğü rüyayı Bekçi'ye bir bir anlatıyor. Bekçi adamın rüyasını dinledikten sonra gülmeye başlıyor. Sen bu rüyaya kapılıp buralara kadar gelmişsin. Anlaşılan ahmak herifin tekesi. Ben yıllardan beri aynı rüyayı görürüm. Bağdat'ta filan mahallede filan evin bahçesinde define var. Git onu al derler de ben dinlemem. Adam bir anda yediği dayağın etkisini unutuyor. Çünkü bekçinin söylediği adres kendi evinin bahçesi. İçinden Allah'a şükrediyor. Tekrar gerisin geri dönüyor. Memleketinin yolunu tutuyor. Tarif edilen yerde defineyi buluyor. Değerli kardeşlerim. Uzun yolculuklara çıkmamıza gerek yok. Bir içimize bakalım hep aradığımız fakat bir türlü bulamadığımız hazine yüreklerimizde saklı. İçinde cennet saklı nice viraneler yok mu? Yani kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse var mıdır daha zengini? Şu moderniteye ayak uydurma kafasını artık bir kenara bırakma zamanı geldi. Maddecilikten çıkma zamanı geldi. Zenginlik bizim yüreklerimizde. Zenginlik bizim imanımızda. Zenginlik Allah'a adadığımız evlatlarımızda. Evlatlarımızdır. Zenginlik kardeşliğimizdir. Zenginlik birliğimizdir, dirliğimizdir. Allah'ın inayetiyle. Kıymetli kardeşler. Kalplerimiz ablukaya alınmış durumda psikolojilerimize, ruh dünyamıza ağırlık çökmüş durumda. İçimizi sıkan, daraltan bir ortam var. Ramazan-ı Şerif diye bir değer taşıdık değil mi? Oruç tuttuk, teravih kıldık. O zaman bütün sıkıntılara rağmen bayramımızı bayram edeceğiz. Savaşa rağmen, fakirliğe rağmen, ümmetin acılarına rağmen her şeye rağmen bu sabah bayramdır diyoruz. Gelin bu bayram bu Ramazan yeniden dirildiğimiz, yüreklerimizi Allah'a adadığımız, küskünlüklerden kurtulduğumuz, kinden, nefretten arındığımız, yüreklerimizi hafiflettiğimiz bir bayram olsun. Bayramlar böyledir. İnsanların içinden bir günlüğüne, bir anlığına da olsa Husumet beklediği kişileri affetmek ve onlara e, müsamaha ile yaklaşmak geçer. Bu bayramımızın azametini gösteren işaretlerden bir tanesidir. Böyle bir duyguyu hiçbir güç zorla kalbimize koyamaz. Gönüllere Rabbimiz hüküm ediyor çünkü. Ve Allah... Allah. Bayramda kullarını bağışladığını, kullarının da diğer herkese karşı bağışlama taraftarı olmasını buyuruyor. Gelin bu bayram bağışlayalım. Bayram yapamayanlara bayram yaptı. Gariplerin, yetimlerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatalım. Onlar da hak ettiler bu neşeyi. Evlerdeyiz değil mi? telefon rehberimizde hiç aramayacağımız kişileri de arayalım. Vaktimiz çok nasıl olsa. Muhabbetimizi devam ettirelim o insanlarla. İçine girdiğimiz bayram da bitecek ama bizim kulluğumuz devam ediyor. Buraya dikkat edelim. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacı devam ediyor. Gözü yaşlıların yaşlarının akması devam ediyor. Bayramdan sonra da devam bayramıyla bitmiyor her şey. Evlerimize hapsolduğumuz bir zamanda iyiliklerin, güzelliklerin, güzel amellerin evlerden de yayılacağına inanıyoruz. Evet zor ama en hayırlısı bu kardeşler. Mevlana'nın bir sözüyle bitirelim. Ben gam gecesinde kara bulutun ben öyle bir kara bulutum ki bayram gününün gönlünü sevinçle doldurur. Bayramımız bütün insanlığın boğuştuğu hastalığın kalkmasına vesile olsun. Sevincimiz yeni sevinçlere vesile olsun. Dünyanın dört bir yanındaki acılara bayramımız teselli olsun. Ümmetin bütün coğrafyalarında ihyanın ve inşanın olduğu olabildiği günleri görebilmeyi emri bil maruf nehyi'inil münker yapacak gücü vermeyi lütfettiği günleri de Allah bizlere nasip etsin değerli kardeşlerim 40 dakika beraber olduk ben hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum duamıza geçelim tarafıma ulaştıran 7 hatim var Hatimlerin neredeyse hepsi Kadir Gecesi'nde Ahmet Türkmen hocamızla duası yapıldı. Şimdi de 7, bir, 7 hat, tane hatim var. Bizim Instagram'dan okuduğumuz bir hatmi şerif var. Duamıza geçelim değerli kardeşlerim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته إلا رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya ilah alemin. Sana şu anda ellerimizi açıyoruz. Boynumuzu büküyoruz. Bizleri bu zor, sıkıntılı zamanlarda sensiz bırakma ya Rabbi. Senin affına, merhametine, lütfuna ihtiyaç duyduğumuz bu zor, sıkıntılı zamanlarda bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Dua, dua diye kapına geldik. Ellerimizi geri çevirme ya Rabbi. Allah'ım, bütün güzel isimlerinle sana yöneliyoruz ve senden istiyoruz. Bize rahmetinle muamele eyle. Bizi kullarına muhtaç eyleme. Hastalıklarımız altında ezilmekten bizi koru. Bize hayat verdiğin sürece günahlarından uzak eyle. Kitabın Kur'an'ınla gözlerimiz aydınlat. Kitabını kalplerimizin şifası yap onunla oturan, kitabınla kalkan, kitabınla yaşayan kullarından eyle bizi. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, tüm azalarımızı Kur'an'ına teslim eyle. Allah'ım, küfürden, münafıklıktan, fasıklıktan sana sığınıyoruz. Bizi koru. Kabir azabından sana sığınıyoruz. Bizi koru. Ey Rabbimiz. Unutur ya da hata edersek bizi cezalandırma. Bize kaldıramayacağımız bir yük yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere, şerlilere, zulmedenlere karşı bize yardım eyle. Bizimle ol, bize zulmedenlere karşı yardımcı ol. Zalimlerden bizim intikamımızı sen al. Senin yoluna engeller koymaya çalışan, insanlığı ezen, zayıfları kahreden, bebekleri kahreden, gözü dönmüşlerin şerlerinden koru bizi Allah'ım. Kutsallarımıza el uzatanlara karşı bizi koru Allah'ım. Tıpkı Bedir'de sevgili peygamberimize yardım ettiğin gibi görünmez ordularınla, şimdi de Kudüs'ümüze, Mescid-i Aksa'mıza el uzatanlara karşı görünmez ordularınla bizlere yardım eyle Allah'ım. Orada bu davayı sırtlanan kardeşlerimizin ayaklarını sabit kıl Allah'ım. Allah'ım düşmana mağlup olmaktan sen koru bizi Allah'ım. Ey güzel Rabbimiz. <laughs> sen ölmüşlerimize senin rızan için hatmi şerifler okudun. Gerek internet üzerinden gerekse hocalarımızın, velilerimizin, öğrencilerimizin el açmış, amin diyen kardeşlerimizin okuduğu hatmi şerifler var. Şahsıma mesajla bildirilen, duana kat diyen kardeşlerimizin hatimleri, Yasinleri, sureleri var. Bu hatimleri sen ah sen surette kabul eyle Allah'ım. Kusurları var ise kusurlarında salim eyle Allah'ım. Okulduğum, okumuş olduğumuz hatmi şerifleri evvela Peygamber Efendimizin mübarek, aziz, pak, ruhi saadetlerini hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah. Im. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kadar ne kadar peygamberler, evliyalar, enbiyalar, şu hedalar ve Allah dostları var ise onların da ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe efendilerimize, tabi'in, tebe'i tabi'in, müfessirin tabi ve muhaddislerin de ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Din, vatan, bayrak, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ey güzel Rabbimiz, şu anda burada el açmış amin diyen bu kardeşlerin de, kardeşlerimizin de, ahirete irtihal etmiş, ana, baba, evladül ayanlarının da ruhlarını hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu kardeşlerim, bu hatmi şerifleri her ne niyetlerle okumuşlar ise, her ne niyetlerle dinlemişlerse, onların muratlarına nail eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Bu kardeşlerimin geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle Allah'ım. Ey güzel Rabbimiz. Bütün övgüler sana. Senin açtığını kapatacak, kapattığını da açacak olan yok. Verdiğini engelleyecek vermediğini de verecek. Yok. Uzak ettiğini yaklaştırabilecek, yaklaştırdığını da uzaklaştırabilecek yoktur Allah'ım. Allah'ım. Bereketini, rahmetini, ihsanını ve rızkını bize aç. Senden elden çıkmaz, kaybolmaz nimetler istiyoruz. Korkulu günlerimizde bize güven vermeni istiyoruz. Verdiğinin ve vermediğini şerrinden de sana sığınıyoruz. Allah'ım bize imanını sevdir. Küfrü ve günahları bizden uzak eyle. Bizi aklını kullanan kullarından eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat. Öyle öldür ve öyle dirilt Allah'ım. Bizi dertlere, fitnelere düşürmeden salihlerle beraber eyle. Allah'ım faydası olmayan ilimden ürpermeyen kalpten makbul olmayan avvelden kabul olmayan duadan da sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden isteriz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınırız. Biz sana iman ettik Allah'ım. Sana sığındık Allah'ım. Sana tevekkül ettik Allah'ım. Senden başka ne güç ne de yardım edecek olan yok. Senin azametinin önünde her şey sönmüştür. İzzetinin önünde her şey bitmiştir. Her şey senin mülküne teslim olmuştur. Her şey senin kontrolündedir, kudretindendir. Cezandan affına sığmıyoruz. Gazabından Hoşnutluğuna sığınıyoruz. Senden sana sığınıyoruz Allah'ım. Seni layık olduğun gibi övemeyiz biz. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Feryatların ulaşacağı makam sensin. Belaları sen uzak edersin. Sen merhamet edenlerin, en merhametlisisin. Sen alemlerin Rabbi Allah'sın. Senin bildiğin dertlerini bizi sana arz ediyoruz. Belalarımızı gidermeni senden istiyoruz. Hastalarımıza şifa vermeni senden istiyoruz. Sen dünyanın da ahiretin de merhamet edenisin. Sen bize rahmet eyle Allah'ım. Sen bizi bağışla Allah'ım. Sen hastalara şifa ver Allah'ım. Bize öyle bir rahmet et ki bizi senden biz senden başkasına muhtaç olmayalım Allah'ım. Pasiflikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, elden düşecek yaşlılıktan, kabir azabından, dayanılmaz hastalıklardan, gamdan, kederden sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefislerimize takva indir. Doymayan nefisten kabul olmayan duadan ürpermeyen kalpten sana sığınıyoruz ey Rabbimiz. Senden başkasına muhtaç olmaktan bizi koru. Ateşten, kabir azabından, zenginliğin ve fakirliğin belaya dönüşmesinden koru bizi. Günahlarla aramıza doğu ile batı arası kadar mesafe koy. Borç yüzünden zelil olmaktan kurtar bizi. Bize peşinden küfür gelmeyen bir iman bizi kuşatacak bir rahmet ver. Dünya ve ahiretin güzelliklerine kavuştur bize. Allah'ım becerip senden isteyemediklerimizi lütfedip bize ver. Becerip sığınamadıklarımızdan bizi koru. Eksiğimizi tamamla hatamızı bağışla. Bizi sevdiklerinle beraber eyle. Bize afiyetler ver, dertlerimizi, tasalarımızı gider, kardeşlerimizi huzura kavuştur. Şu anda hastanede yoğun bakımda yatan kurumumuz muhasebe müdürü Hikmet Bey'e acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım Kudüs'te mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. İslama ve Müslümanlara yardım Bizi, ana ve babamızı, konu komşu akrabalarımızı, bütün sevdiklerimizi affeyle. Şüphe yok ki sen bizim dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edensin. Subhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha hatma salavat. Amin, amin. Efendim ben tekrar bayramınızı kutluyorum. Bu bayram inşallah yeniden dirilişlerin, acıların dindiği bir bayram olur. 50 dakikanızı aldım. Umarım vaktinizi heba etmemişimdir. Umarım sıkmamışımdır. Umarım buradan çıktığınızda iyi ki demişsinizdir. Hakkınızı helal ediniz. Tekrar saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.